tekrar değinerek gidelim. Hem derste böyle yapıyoruz biliyorsunuz. Geçen hafta sadece idari yargının gündeminden bahsettik, alanından bahsettik. Ben önemli olabilecek iki cümle söyledim. Önemliler kasıtla şu, etkisi olabilecek cümleler. Yani alanı dinlemeye, anlamaya, keşfetmeye yönelik cümleler. Birincisi şuydu, idari yargının hukuku esasında bir muhakeme hukukunun dalıdır. Tek başına bir varlık olarak almak isabetli değildir. Bir muhakeme hukuku olarak bakmak lazım. Yani içinde ceza mahkemesi hukuku, medeni mahkemeden hukuku şirketlerinden olan bir dalıdır. Bu dalıdır, böyle bir muhakeme hukuku yaklaşımı da ceza hukukçusu Nurullah Tuncer'in gündeme getirdiğini. Bunu böyle bir cümleyi birkaç şekilde anlattık. Sebebi de şu, böyle olduğu zaman, esasında bir muhakeme hukuku yaklaşımına bakıldığı zaman müesseselerin düzenlediği yargı alanının zamanından, mekanından ve yargılama dalından bağımsız olarak daha geniş ele almak, kucaklamak, o meselelerin teorik boyutunu daha iyi idrak etmek mümkün. Dolayısıyla muhakeme hukukunun hem işlevini idrak etme, hem müessesesinin bugünkü düzenlenişine bağlı kalmadan olması gerekeni, ihtiyaçları gidermediğine bakarak değerlendirmek için buna bir bütüncül bakış açısı lazım. Bu tıpkı kanunların amaç maddesi gibi bakıldığında gayet basit veya işe yaramaz, sıradan, bilinen şeyleri tekrarlayan maddeler gibi gözüküyor. Bazen de öyle kaleme alındığı için öyle gözüküyor ama aslında bu tip hususlar bir bütünü yorumlamakta, onun rengini görmekte, başlangıçta hangi boyutta gidileceğini tespit etmekte büyük önemi var. Dolayısıyla bundan yola çıkarak diyoruz ki biz sadece idari yargının ülkemizdeki kanunlarla düzenlenişine bilmek veya anlamakla ilgili bir gündemimiz yok. Muhakeme sadece idari yargının kanunu aşan bir şekilde bakmak şeyi de yok. Esasında arada sırada bence arkadaşlara da çevirin, onlara da bakalım. Hem arada yaptıklarımız şeyler varsa onları da anlarız. Veya suratlarından sıkılıp sıkılmadıkları zamanı anlarız. Hem de muhakeme hukuku diye baktığımızda idari yargının mantığını sadece idari yargı teşkilatının varlığına bağlamayız. Bunun önemi şurada, ülkenin gündeminde idari yargının kaldırılması da var. İdari yargının ya yeterince faaliyet göstermediği için bir açıklamaya göre, ikinci açıklamaya göre gereğinden fazla faaliyet göstermediği için, idareye rahatsız ettiği için adli yargıyla birleştirilmesi diye bir gündem var. Dolayısıyla idari yargı birleştirildiği zaman da onun doğuran ihtiyaçlar ortadan kalkmış olmayacak. Teşkilat değişecek, belki teşkilat yaklaşımı farklı olacak. Ama mantığı, muhakeme hukuku olarak amacı her zaman farklı şekillerde de olsa devam edebilmesini sağlayacak olan zemin bir muhakeme hukuku. İkincisi muhakeme hukuku, yargılama hukuku farkı bakımından değinmek lazım. Diğer derslerde muhakeme hukuku terimi kullanılıyor. İdare yargılama hukuku, idare yargılama kanunu başlığı da öyle geçtiği için var. Buradaki farkı hemen işaret edeyim. Önemli bir fark. Henüz çok kabul edilmiş değil ama bazı şeyleri anlamada faydalı oluyor. Nurullah Tuncer muhakeme ile yargılamayı birbirinden ayırıyor. Muhakeme bir uyuşmazlığı çözümüne ilişkin bütüne verilen isim olarak algılıyor. Yargılama ise hakimin el attığı andan itibaren gündeme gelen süreç için kullanıyor. Bunu ceza mahkemesi takip ediyor. Çünkü ceza mahkemesinde işte savcılık kısmı, savcılıktan önceki kısımlar dikkate alındığı zaman bunun daha büyük bir önemi var. İdari yargıda da alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, süzgeç filtreler, bir uyuşmazlık önlenmesine yönelik sistemler, uyuşmazlık çıktıktan sonra yargıya intikal etmeden çözmeye yönelik önlemler ve sonra da başka çare kalmamışsa, yargıya gitmişse yargıdaki müesseseler bu şekilde algılayacak. Dolayısıyla muhakeme yargılamadan daha geniş bir kavram olarak kalıyor. Esasında Osmanlıcası, yani daha eski terimi, baktığınızda farklı bir terim değil. Sadece sesi farklı, yoksa uygulandığı alanlar aynı gibi. Fakat Nurullah Tuncer'in başlattığı ve birçok açıdan da tutmuş olan bakış açısı da bu. Muhakeme, uyuşmazlığı yargılama dışında çözmeyi de içeren, yargılama öncesi uyuşmazlık çözümlerini de kucaklayan bir kavram. Yargılama sadece mahkemenin sürdürdüğü müesseseler. Bu şekilde ele alıyor, gündeme getiriyoruz. Biz bunlardan bahsettik geçen hafta. Yargılama usulünün alanından bahsettik.
alanından bahsederken dedim ki bu alan yargılama usulü alanı sadece idare uyuşmazlıkların tamamına içermiyor. İdare uyuşmazlıkların bir kısmı da adli yargıya gidiyor. Geçtiğimiz hafta bir sempozyum vardı. Adli yargıda 1 milyon dava açıldı bu yılda. Ortalama. Bunun %30'u da idare uyuşmazlıklarmış. İdare cezaları vesaire hususlar. Yani idari yargılama, idari uyuşmazlıkların tek mahkemesi değil. Bu da değil. Kanun koyucu, idarenin diyeler ve işlemlerin denetlenmesine anayasa bir gerek olarak ortaya koymuş ama idari uyuşmazlıkları idari yargı çözer dememiş. Öyle olduğu için de kanun koyucu farklı gerekçelerle adli yargıya görev veriyor. Adli yargıya görev verdiği zaman orada idari yargılama usulü gündeme gelmiyor. Adli yargı, kendi yargılama usulüne göre devam ediyor. Para cezası, kabahatler, kanun ve para cezalarının büyük bir kısmı istisnalar ayrıca gösteriliyor ama genel kanun olarak kabahatler kanunu, para cezalarının hepsini kanunda gösterilen istisnalar dışında adli yargıya vermiyor. Dolayısıyla suç ceza, asliye ceza, ağır ceza, adli yargı olarak bunları bakıyor ve çözüyor. Dolayısıyla şunu da değinmiş olduk. İdari uyuşmazlıklar hepsi idari yargıya gitmez. Bazısı adli yargıya gider. İdari uyuşmazlıkların hepsi idari yargıya gitmez. İkinci istisna tahkim mümkündür. Bazı sözleşmeler, yabancılık usulü içeren sözleşmeler için tahkim usulü gelmiştir. İdari uyuşmazlıkların hepsi doğrudan idari yargıya gitmez. Kamu denetçiliği diye bir imkan getirmiştir şimdi. İsteyenler için kamu denetçiliğine önce gidip oradan bir sonuç alamazsa idari yargıya gitme imkan var. Yani bazısı alternatif olarak idari yargının alternatifi, zorunlu alternatif olarak var. Yani idari yargı yerine adli yargı veya işte ihtiyarlı olarak tahkim sözleşmesi yapılırsa idari yargı yerine tahkim veya filtre olarak var. İdari yargıya gitmeden önce kamu denetçisine başvuruyor. Dolayısıyla bu usullerle de alanı belirlemeye çalıştık. Alan geniş değil, bütün idari uyuşmazlıklara ilgili bir alan değil. Dar bir alan. Bu dar alanın esasında beslenmesini sağlamak için de işte mahkeme hukukuna sarıldık. Yani biz idari yargılama hukuku diyerek sadece böyle dar bir alanda değerlendirme yapmamak durumundayız. Aksi takdirde alanının daralması sanki bir aleyhine durum gibi algılanır ve reaksiyon gündeme gelebilir. Hayır, bu dar alanın beslenme damarı esas mahkeme hukuku. Mahkeme hukuku olunca da bu alan dışına çıkan alanlarda da mahkeme hukukularının çeşitli müesseseleri var. Bunun mantığını anlarsak, bütün mahkeme hukukuna gidiş gelişleri başarırsak artık idari yargılama, medeni yargılama veya ceza yargılamasının ayrımı kalmadan yargılama hukukunun mantığını çözmek bakımından önemli bir araç elde etmiş oluruz. Bu çözüldüğü zaman da hem yeni konulan kanun maddelerini değerlendirmek, eleştirmek, takip etmek mümkün olabilir. Hem de ihtiyacı göre bu ihtiyacı yönelik taleplerde bulmak mümkün olabilir. Özellikle yargılama usulünde avukat ve hakimin bu usulün hayata uygulanmasında büyük bir işlevi var. Çok kaliteli avukatlar, mesleğine aşık hakimler bu yargılama usullerini çok hızlı bir biçimde esnetiyorlar, geliştiriyorlar. Yani bu kadar kanuna bağlı gibi gözüken bir alanda mahkeme hukuku bakış açısına sahip olanlar kanun bilgisini aşıyor, ihtiyaç bilgisiyle kanun bilgiyi aşıyor, hukukilik bakışıyla o müesseseyi ihtiyaca göre uyarlıyor. Kabaca ihlal etmeden müessesenin uygulanışına ilişkin kararlar vererek veya dilekçelerinde bu yöndeki taleplerle hakimlerin bu yöndeki kararlarına zemin hazırlayarak onlara alan açarak bunu geliştiriyor. Bunun çokça örneklerini dersleri incelerken göreceğiz. Üçüncü olarak size teşkilatı anlattık. Teşkilat bilgisini anlattık. Yargı teşkilat bilgisini anlattık. Bizim ülkemizdeki hukuk sistemine değil, bizim hukukumuzda tek bir yargı düzeni yok. Farklı zirveleri olan birden fazla yargı düzeni var. Farklı üçgenler çizmemizin etkilerini, her birinin tepesinde bir yüksek mahkeme var.
Yargıtay 7 Yüksek Mahkeme altında mahkemeleri var. Danıştay 7 Yüksek Mahkeme altında mahkemeleri var. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi bir yüksek mahkeme. Altında başka mahkeme yok ama kendi türünün en tek ve en yüksek kısmı. Askeri Yargıtay böyle. Dolayısıyla biraz bu sistemden bahsettik. Yargı teşkilatından ve bizim alana indik. Bizim alanda birbirinin hiyerarşik amiri olmayan, birbirlerinin kararına bakmayan iki zirve var. Birisi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, diğeri Danıştay. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin kararlarını arada sırada değineceğiz. Onun kararları kendi içinde temiz ediliyor ve kendi içinde sonuçlanıyor. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin yapısı içinde kendine özgü bir yargılama usulü var. Ama o yargılama usulü birçok noktada idari yargılama usulünden de bulunuyor. Belli konularda idari yargılamanın verdiği imkanlara sahip değil. Danıştay ise esas bizim ilgilendiğimiz alandaki davaların zirve noktası, tepe noktası, yüksek mahkeme. Adı daha önce Şurayı Devlet'te Fransız sistemi Conseil d'État'tan esinlenerek kurulmuş bir sistem. İdari rejimin bir görünümü. 1982'ye kadar Askeri Yüksek İdare Mahkemesi gibi türünün tek örneği. Sonra davalar çeşitlendikçe, arttıkça, sayı arttıkça altında yeni bir yapılanmaya gidildi. Bölge İdare Mahkemeleri diye bir orta kademe mahkemeler var. Adı üstünde Bölge İdare Mahkemesi. Yani bazen birkaç il içine alacak şekilde yargı çevresi belirlenmiş mahkemeler. Bazen de büyüklüğü nedeniyle bir il. Ankara Bölge İdare Mahkemesi sadece Ankara'ya. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi sadece İstanbul. Orta kademe yapıları var. Bu orta kademenin altında da ilk derece mahkemeleri olarak çokça karşımıza çıkan idare ve vergi mahkemeleri var. Dolayısıyla mesela İstanbul'da her semt için bir idare mahkemesi yok. Fatih İdare Mahkemesi, Çekmece İdare Mahkemesi diye yok. İstanbul İdare Mahkemeleri var. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi var. Ve sonuçta da Danıştay var. Bölge İdare Mahkemesi'nin birkaç değişik işleri var. Bu işlerden hiçbirisi şimdilik ilk derece mahkemesi olarak bakmak değil. Kendisine belli kararların kanlı yoluyla geldiği bir mahkeme. Memur muhakematı sisteminde itiraz sürede kendisine gidilen bir mahkeme. Şimdi istinaf hayata geçtiğinde de kanun olarak geçti ama pratikte geçen kararlar neredeyse önce kendisinden geçecek. Böylelikle Danıştay'ın iş yükünü azaltacak bir mahkeme. Şimdi teşkilatı belirleyelim. Görevlerine girmiyoruz. Sadece teşkilatı gözümüzde canlandıralım diye. Danıştay Bölge İdare Mahkemesi, İdare ve Vergi Mahkemeleri. İdare ve Vergi Mahkemeleri görev alanları kanunla belirlenmiş durumda. İdare Mahkemesi'nin bir özelliği var. İdari Yargılama Usulü Kanunu 32. madde gereği. Başka mahkemelere verilmemiş her davanın mahkemesi. İlk derece mahkemesi. Yani başka mahkemelerin görev alanına girmiyorsa idare mahkemesi görevi. Verginin alanına girmiyorsa idare mahkemesi görevi. Danıştay'ın görev alanına girmiyorsa idare mahkemesi görevi. Dolayısıyla genel görevli mahkeme. Vergi mahkemesi genel görevli mahkeme değil, kanunla kendisine verilmiş bir alan var. Hangi vergilerden çıkan uyuşmazlıkların çözüleceğine ilişkin bir görev alanı verilmiş. Dolayısıyla bazen vergisel uyuşmazlık da olsa, vergi mahkemesinin o kanunda sayılan tiplerin içinden birisine girmiyorsa idare mahkemesinin görev alanına giriyor. Bu mahkemelerde idare ve vergi mahkemelerinde bir başka iki üyeyle karar veriyorlar. Üç üye karar veriyor. Fakat mahkemede ikiden fazla üye olabiliyor. Dört üye, beş üye, yedi üye olabiliyor. Toplanması için aranan sayı bir başka iki üye. Bu mahkemelerin ayrıca konu bakımından da ihtisası yok. Yani İstanbul'daki idare mahkemelerine her biri her idare uyuşmazlığa bakabilir. Yani birinci idare mahkemesi imar dosyalarına bakar, ikincisi memur dosyalarına bakar, üçüncüsü üniversite dosyalarına bakar diye bir ayrım yok. Her biri her tip davaya bakabilir sırası geldikçe. Uzmanlaşma yok. Yani mesela bu iş mahkemesi, bu ticaret mahkemesi gibi bir uzmanlaşma yok. Hepsi bütün idare uyuşmazlıklara bakabiliyor. Bölge İdare Mahkemesi de bir başka iki üyeden üyeye karar veriyor. Bunlar şimdi iş yükü çok olduğu için
Bunu şimdi duyun da karşılaştığınızda şaşırmayın. Aynı mahkeme bazen birkaç heyet olarak çalışabiliyor. İşi bize geçecek. Yani İstanbul İdare Mahkemesi iki odada toplanıyor. İstanbul İkinci İdare Mahkemesi olarak. Bir başkan iki üye bir yerde haraladığı dosyayı karara bağlıyor. Başkanın belirlediği başkan vekili ve dairenin iki üyesi de bir başka yerde heyet olarak toplanıyor. İstanbul İkinci İdare Mahkemesi iki heyet halinde kararlar veriyor. Bu esasında garip bir durum oluşturuyor. Gariplikleri engellemek için de ihtilaflı konularda bütün üyelerle gayri resmi toplanıyorlar, bir karar veriyorlar. Mesela bir konuda farklı düşünen üç üye varsa, o üç üyenin ikisi hiçbir zaman bir heyette olmuyor. Birer birer dağıtıyorlar ki çok bütüne nazaran azınlıkta olduklarına göre karar verip azınlıkta oldukları bir şekilde çıksın diye böyle kendilerine göre kitapta yazmayan, kanunda yazmayan ama gerçekten de bir tuhaflık oluşturmasın. Çünkü aynı konuda birisinde iptal, birisinde red çıkarsa büyük bir çelişki olacak. Buna engel olmak için geliştirdikleri usuller de var ama en büyük problemleri iş yükü. Yani nefes alamayacak derecede dosya yüküyle bir arada olmalı. Fiilen çalışmaları şöyle, üyeler dosyalar alıyorlar. Üyelere dosya veriliyor. İşte diyelim ki mesela ayda 50 dosya veriliyor. Hazır olduğunda başkan ve bir de başka üye de alınarak heyet topluyor ve üye kendisindeki dosyaları heyete açıklıyor. En kıdem sistem başlayarak da oylanıyor. Niye en kıdem sistem başlanıyor? Başkanın veya daha kıdemli görüşü diğerine etkilemesin diye. Böylelikle oturduklarında bir üyede 50 dosya, diğer üyede 50 dosya, başkan da heyete başkanlık eden birisi. İşte o 100 dosyayı sırayla birisi anlatıyor, diğer oylayarak karar veriyorlar. İşleyiş biçimi böyle. Fırsat olursa esasında gidip görmenizi de sağlarız inşallah. Danıştay biraz daha farklı bir yapıda. Danıştay çok mahkemeden oluşan bir bütün. Nasıl çok mahkemeden oluşan bir bütün? Danıştay dediğimiz zaman sadece bir heyet yok. Bakın Danıştay'ın içindeki bazı heyetleri size sayayım. Daireler, işler dairesi, idari dava daireleri, vergi dava daireleri, sonra idari dava dairelerinin kurulu, vergi dava daireleri kurulu, Danıştay Başkanlığı Kurulu, Danıştay Başkanlar Kurulu, İçtihadı Birleştirme Kurulu, farklı sayılı üyelerle toplanan böyle heyetlerden müteşekkil Danıştay. Yani çokluk içinde bir yapım oluşturuyor. Danıştay dediğimiz bir sürü heyet var. Danıştay'da toplanma ve karar sayısı biraz daha farklı. Bir başkan 4 üyeden oluşuyor, 5 kişi şeklinde oluşuyor ve Danıştay'da diğer mahkemelerde olmayan teknik hakimleri ve Danıştay savcıları var. Teknik hakimleri dairelere dağılmış durumda. İdare mahkemelerinde üye hakimin yaptığı işi teknik hakimi yapıyor. Teknik hakimi dosyayı inceliyor, o 5 kişilik heyet önünde dosyayı açıklıyor, onun üzerine işte kıdemsizden başlayarak karar teşkil ediyor. Teknik hakimi açıklamak için, dosyayı açıklamak için. Hatta o kadar gerçekçi bir yaklaşım var ki, karar düzeltilmesi denilen bir müessese var, kavrulacak bir sınav geldiği zaman. Karar düzeltilmesi müessesesinde kanuni düzenleme şöyle, karar düzeltilmesi talep edildiği zaman aynı heyet bir daha bakıyor. Yani karar düzeltmesi verdiğiniz kararda bir yanlışlık var, düzeltin diye kaybeden tarafın yaptığı başvuru kabaca tarif edersek. Kanun şöyle düzenlemiş, karar düzeltilmesi taleplerinde tetkik hakimi değişir diyor. Niye? Çünkü tetkik hakimi anlattığı için tetkik hakimin gözden kaçırdığı bir şey olabilir, dosyayı eksik sunmuş olabilir, dosyadaki karar tetkik hakiminden kaynaklanan bir yanlış ekspoze etme, prezante etme işi olabilir. Değişsin başka bir şey, başka bir şekilde heyete dosyayı sunsun diye bakıyor. Danıştay kural olarak temiz merci, esas görevi temiz merci. Fakat kanunundaki düzenlemelerle ilgili bazı durumlarda ilk derece mahkemesi. İlk derece mahkemesi temiz merci ne demek? İlk derece mahkemesi bir uyuşmazlığa ilişkin davanın kendisinde açıldığı mahkeme. Olaya ilk mahkeme olarak bakan, ilk yargılama heyeti olarak bakan mahkeme. İlk derece mahkemesi dediğimiz zaman kural olarak idare mahkemesi. Ama bazı davalarda doğrudan Danıştay'a dava açılması düzenlenmiş.
bazı bağımsız kurulların kararlarına karşı, bir de Danıştay Kanunu'nun madde 24'te düzenlenmiş Danıştay Derece Mahkemesi olarak kalacak şeyler, bakanlıkların genel düzenleyici işlemleri vesaire gibi. O konularda Danıştay ilk derece mahkemesi olarak bakıyor. Ama Danıştay'ın baktığı bu davanın temyizi yine Danıştay için de başka bir heyete gidiyor. Yani baktığınızda ilk derece mahkemesi olarak bir de bakan Danıştay, o ilk derece baktığı davaya temyiz olarak bakan da Danıştay, ama bakan aynı Danıştay değil. Birisi de daire, diğerinde idari dava daireleri kurulu. Aynı kişi hem ilk derece davasında hem de şeyde bulunamıyor, temyiz incelemesinde bulunamıyor. Dolayısıyla Danıştay'ın farklı bir yönü var. Danıştay savcılığı sürekli misyonu değişiyor, şey yapıyor. Fakat Danıştay savcılığının ilk kuruluştaki mantığı çok ilginç. Çok takdire değer bir şey. Biraz Fransız sisteminden yargılanarak. Şimdi idari yargı sadece bir kanun gibi denetimi yapan bir müessese değil. Adeta böyle bir dengeleme yapıyor, bir ölçme tartma yapıyor. İster istemez bir misyonu var. Bir siyasi misyonu var. Daha doğrusu bir yargılama politikası var. Olaylara bakıyor, kendini böyle değerlendiriyor. Kamu yararı denilen bir kavramın içini dolduruyor. Kamu yararına uygundur, değildir diyor. Dolayısıyla sürekliliğini sağlamak, farklı kararları da gerekçelendirmeye dair bir ihtiyaç var. Danıştay Savcılığı ilk kuruluşunda ve Fransa'daki örneği de şöyle. Mesela 8. dairenin önünde Danıştay Savcısını düşünelim. Üniversite öğretim üyeleri ve maden işlerine bakıyor. Birbirinden farklı işler ama. Mesela diyelim ki doçent unvanını almış fakat kadroya atanmamış bir kimse. İşte doçentlik yetkilerini kullanabilir mi? Öğretim üyesi sayılır mı? Yoksa kadrosu asistan olduğu için hala asistan mı sayılacak? Bu da ilişkin uyuşmazlık geldiğinde Danıştay Savcısı'nın şöyle bir rapor vermesi gerekiyor. Siz ey 8. daire bu konuda daha önce önünüze gelen hususlarda şöyle şöyle kararlar verdiniz, şu tarihte şu karar verdiniz, bu tarihte bu karar verdiniz. Bu olayın kendine göre şöyle bir özelliği var veya bu kararlardan ayrılmaya gerektiren bir karar, bir özelliği yok. Artık takdir sizindir diyor. Böylelikle ne yapıyor? Devamlılığı sağlıyor. Yani derinlik içinde daha önce verdiği kararları hatırlatarak farklı bir karar vereceksen bunu gerekçelendir. Yoksa ona böyle karar verdim, buna böyle karar verdim, yapma. Niçin öyle karar vereceksin? Bunu gerekçelendir. Mesela bunu yapmadığı zamanlar yıllarca süren, eskiden de bunlar işin ya o kadar değil, dedikodusu oluyor iş. Niye dedikodusu oluyor? Bir sistemin çalıştığından şey ilmi kamuoyu, alan kamuoyu. Bu alan kamuoyu insanların keyfi davranmasına engel oluyor. Mesela şöyle bir husus olmuştu, o zamanlar yine 8. daire bakıyordu. Canlı yayında davet edilen konuk başkalarına hakaret edici, kişisel hakları zedeleyici şeyler söylemiş. İki televizyonda bu yüzden kültür tarafından kapatma kararı almış. Bir televizyon kapatma kararına karşı açtığı davada diyor ki canlı yayında çıkartacağı konuğu seçmede gerekli özeti göstermesi gerekir. Programında işte çıkıp başkalarına hakaret ettiği için televizyona verilen cezada bir aykırılık yoktur diyor. Aynı zaman dilim içinde diğer televizyona verilen cezaya ilişkin baktığında her ne kadar gerekli özelliği gösterirse göstersin, konuğun nasıl konuşacağını televizyon kanalı belirleyemeyecekler. Konuğun yaptığı ihlal kendisini ilgilendiren bir ihlaldir. Televizyon kullanabilir, cezalandırılamaz diyor. Böyle olunca müthiş bir problem çıkıyor. İkisi de canlı yayın, ikisi de konuk problemi. Birisini de iptal ediyorsun, diğerini iptal etmiyorsun. Televizyonun ismine göre ne gibi şeyler çıkıyor. İşte Danıştay savcısı bunu değerlendirmek için. Niçin değerlendirecek? Belki iki karar, farklı karar verilir ama demesi lazım ki şu durumda bunu bir aykırılık görmedik ama bu durumda şu durumda aykırılık gördük ama bu durumda spiker işte engel olmaya çalışmış, hakaret başlar başlamaz, rejiden konuşma kesilmiş, böyle konuşmaması gerektiği canlı yayındayken ikaz edilmiş, dolayısıyla televizyon yapabileceği her şeyi yapmış, ona o yüzden burada diğer kararımızdan farklı diyoruz derse kabaca bir çelişki olmaz. Kendine göre ilkeler çıkar. Nedir ki canlı yayında konuğu seçecek, konuğu seçmesine rağmen konuk yine suç niteliğinde veya kapatma cezasını gerektirecek şeyler söyleyebilir. O zaman işte derhal engel olması, ikaz etmesi, mümkünse karşı tarafa söz hakkı vermesini bağlanması,
bir daha çıkartmaması, işte kesmesi. Şimdi misyon değiştirmiş olmakla birlikte böyle bir işlemci gelmiş. Yani klasik Cumhuriyet Savcısı gibi bir şey değil. İdarenin adına ithamda bulunmak veya uyuşmazlığın bir tarafı lehine ithamda bulunmak değil. Eski kararlarını hatırlatarak kendi görüşünü ortaya koyması. Danıştay kararlarını okuduğumuzda da bol bol okuyacağız. İkinci dönemlerde sizin kararı okuyacağız. Konunun özeti vardır. Savunmanın ve iddianın ve savunmanın özeti vardır. Tetkik hakiminin görüşünün özeti vardır. Savcının görüşünün vardır. Ve ondan sonra Türk milleti adına diye başlar ve karar kısmı vardır. Karar kısmında da bir teknik vardır. Önce mevzuatı sayar, son iki paragrafta da davanın esasına ilişkin kanaatini ortaya koyar. Bunlar hep tanıtıcı bilgilerdi size. Şimdi kaynaklara ve mevzuata girip ondan sonra artık sınavda sorulacak sorulara kısmına geçeceğiz. Daha zil çalmadık. Kaynak idari yardım olsun ki kaynaklarında şeyini gösterebilir miyiz? Kitapları işte, bir yandan gösterelim. Kaynaklarda esas olan mevzuattır. Anayasada belli hükümler var. Ve üç tane de temel kanun var. 2575-76-77 İdari Yargılama Usulü Kanunu, Bölge İdari Mahkemeleri, İdari Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Danıştay Kanunu diye böyle üç tane başlığı olan kanun var. Pozitif düzenleme bunlarla ilgili. Vergi uyuşmazlıkları için bir de Vergi Usulü Kanunu'nda çeşitli yargılama ilişkin hükümler var. İdari Yargılama Usulü ve de idare hukukuna ilişkin hükümler var. Esas mevzuat şeyi bu. Ama beslenme damarları artık gelişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni çok yoğun olarak kullanıyor idari yargılama mercileri. Bir kısmı süslemek için kullanıyor kararlarını. Bir kısmı da gerçekten yararlanıyor. Yani neredeyse her kararda bir paragraf Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kararlarını atıfta bulunabilirsiniz. Özel olarak hakimleri yetiştirdiler. Birer senelik görevlerle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderdiler. Uzmanlar yetiştirdiler. O uzmanlar bölgelerinde hakimlere açıklamalarda bulundu. Şimdi ülkenin daha az tazminata mahkum olmasını sağlamak için daha bu yargı düzeyi, iç yargı düzeyi içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları çerçevesinde konuya yaklaşıyor. Böylelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çok dava gitmesi konusuna engel olmaya çalışılıyor. Bu noktada idari yargı çok hızlı bir intibak gösterdi. Çok hoşuna gitti. Onlar da gerekçelendiriyor büyük ölçüde. Dolayısıyla önemli bir beslenme damarı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları. Çok yoğun takip ediyor ve kullanıyor idari yargı. Dolayısıyla mevzuatı, kendi içtihatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bu alanın esas hareketliliğine sağlayan hususlar. Kitaplara gelince bu şeyi arkadaşlar da söyledi, sizin tepegöz fazla göstermiyor. Bunun değiştirilmesini talep ediyorum. Birçok kuyaklar var. Buradan da okuyayım. Birkaç kitabı açalım size. Kitaplara tanıtacağım. Mesela Turgut Tanık kitabını. Turgut'tan Şeref Özümür. İkinci ciltler yargılama. Turgut'tan bir de tek başına bir kitap çıkarttı. İdare Hukuku diye ikinci kısmı İdare Yargılama. Bunun sonradan ben farkına vardım ve Turgut'tan'ı öneriyordum. Çok esaslı fakat Turgut'tan bir işin ABC'sini öğrenmekten ziyade müracaat kitabı olarak daha sonra meslekte kullanabileceğiniz bir müracaat kitabı olarak tavsiye edersiniz. Tarzı şöyle, o ilk kısımlarda bakın tanıtım yapıyor. Uzun uzun tanıtıyor bakın daha 98-100'e gelmiş hala daha sanıştay vesaire yok. İdari yargı görev alanı 114'den başlıyor. 111'den. Ama yani her malzeme var. Çünkü bazen de o malzemeye ulaşmak problemi var. Malzemenin yokluğu da bir problem, çokluğu da bir problem. Çokluğu da kaybeder, yolu kaybeder. Yokluğu da zaten yolu bulamaz. Dolayısıyla bunları karıştırmak lazım. Alternatifi notlar değildir. Yani alternatifi şudur. İnsanın daha iyi idrak etmediği bölümü, idrak etmek istediği bölümü
bütünü okumak yerine o sayfalara bakmasıdır. Yani baştan başlayıp kitabı üç kere okumak, beş kere okumak değil. Kitabın ilgili yerlerini karıştırmak. Bir kitabın, bir kişinin konunun uzmanı olduğunu anlatan en önemli şey kitabı karıştırma biçimidir. Eğer bir kitabı verdiğinizde nerede bulacağını bilemiyorsa onda bir eksik çalışma var demektir. O yüzden de mesela sınavlarda defter, kitap, not, her şeyi açık bırakmamıza rağmen bazıları neyi, nerede bulacağını bilemediğinden sınav süresi içinde onu yazamıyoruz. Yani en azından bunları karıştırmış olmak lazım. Bakın kaçta başlamış idari davalar 240'dan 241'den sonra başlıyor. Önemli bir kitap. Size tavsiye ettiğim. Tavsiyenin sebebi şeyi de tekrar söylüyorum. İşin ABC'si için değil. Müracaat kitabı olarak. Bazı kitaplarda ise sorun şey başka bir kitabı açalım. Mesela Kalabalık kitabına. Fazlaca mevzuat açıklamasının olması. O da bir sorun. Yani kitap sadece mevzuat açıklıyor. Mevzuat açıkladığı zaman da işte o söylediğimiz hareketlilik katmanı olmuyor. Sadece sizi sabitliyor. İşin ABC'si sanki buymuş gibi. Halbuki bu şu andaki kanun bu. Yarın öbür gün o çok değişebilir. Kalabalık başka kim var? Ramazan Çağrı'nın açılmış. Ramazan Çağrı'nın bu kitap dolayısıyla bayağı başarılı bir şey yapacak. Bu kitap dolayısıyla değil mi? Burada bakın şeyi anlatıyor, Fransa'da İdari Yardımcı'nın oluşu, Türkiye'de İdari Yardımcı'nın gelişimi, genel gördüğünü, teşkilatla ilişkin şeyler. Bakın bunlar bu konu alıp, işte Danıştay'ı mesela tanıtırken saymış, daireler, genel kurulu, idari işler kurulu, daireler kurulu, içtihar birleştirme kurulu, başkanlar ve başkanlık kurulu, yüksek disiplin kurulu, disiplin kurulu. Bunlar tarif edilmiş ama bunlar hep kanunlarda olan şeyler. Esasında dersi takip edip ilgili konularda kanunun düzenlemesine bakmak daha hareketliliği sağlar. Geçen derste bir açıklama da yapmıştık hatırlarsanız. Bir kavram üzerinde duruyoruz. Hareketliliği sağlamak. Yani sabitleştirmemek, bu alana ilişkin hareketliliği sağlamak. Esasında kitaplarda da o hareketliliği aramak ihtiyacı var. Yani sadece kanun açıklarsa hareketliliği sağlayamıyor. Teorik esaslara gidip gelmesi lazım. Mevcut düzenlemeyi göstermenin temelindeki ihtiyaçları ortaya koyması lazım. Bu ihtiyaçları gidermek için bugün ne yapılmış, yapılan eksiltme, nerede hatalar veriyor, nerede iyi çalışmıyor, yargı hangi noktalarda bunu geliştirmiş, içini nasıl doldurmuş. Dolayısıyla mesela Danıştay'ın görevlerini saymak, kurulların oluşumunu tarif etmek, kurulların oluşumu sürekli değişiyor. Şimdi sorsanız ben karıştırdım. Mesela geçen ders arkadaşınız ikaz etti, 17 daire olmuş Danıştay. Ben size 16 daire demiştim. Kurullar bazen sabit kurul oluyor, bazen bütün insanlar katılan kurul oluyor. Bunlara dolayısıyla hareketliliği sağlamak için bunlara takılmamak lazım. İşlevlerine bakmak lazım. Bir de iş başa düştüğü zaman nerede bakacağımızı bilip son haline dönüp bakmamız lazım. Dolayısıyla bu da yani isteğe bağlı ama bir kitap önermiyoruz. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ni tarif etmiş. İdarenin görev alanı diyor. Askeri İdarenin görev alanı diye şey var, bütün kanunları tek tek saymış. Adli yargıya göre veren kanunları saymış. Kitapta onu görünce ezberlemek, öğrenmek mi lazım diye insan düşünebilir. Hayır, çünkü her kanun adli yargıya göre verebilir. Her yeni kanun da çıkabilir. Dolayısıyla böyle bir ihtimali bilmek önemli. Böyle bir test bile var. İdari uyuşmazlıkların adli yargıda çözülmesi diye. Test için yanık esası yazmıyor, bir hakimin yazdığı test. Sadece adli yargıya göre veren kanunların dökümünü yapmış. Maddeleri tarif etmiş. Sonra bir değişti. Tek tek kanunlar para cezaları veriyordu. Bir değişti. Kabahatler kanunu, bütün o kanunları değiştirip topladı. Hiç zamana dayanacak bir hali kalmadı. Tamamen kağıt israfı haline döndü. Dolayısıyla o yani tercih ettiğim bir yaklaşım değil. Kaynaklardan bahsetmiş oldum size. Kitap olarak Turgut'un kitabını okuyup sınava hazırlanmak için değil, mesleki olarak müracaat kitabı şeklinde kullanmanız için tavsiye edebilirim. Bu son kısmı bu. Hem idari hukuk kısımları var, hem idari yargılama usulü kısımları var. Kütüphanelerde bakabilirsiniz. Tekrar ediyorum, bu karıştırmak için. Yoksa baştan sona mutlaka bunu okuyayım diye tarif ediyorum.
Biz notlarımızı vereceğiz size. En geç 2 ders, 3 ders sonra derste anlattıklarımız, hatırlatma notları olarak da rica edeceğiz. Amacımız şeyin bizden para kazanmasına engel olmak sizden. Sağ olun. Pasifin çıkartıyoruz dedik fazla da. 4 pasifin. 4 pasifin, 5 pasifin. O da hukuk öğrencisiymiş şimdi aramızda. Dolayısıyla onu yapacağı şeyi size bedava edeceğiz. Sitemizde ilan edeceğiz. Kağıt israfı olmasın diye de çıkış alabilme imkanı olmayanlar müracaat ederse ona çıkış vereceğiz. Onu herkese kağıt olarak basıp vereceğiz. İnternet sitesine indirilebilecek elektronik belge olarak vereceğiz. Önerinizi diye bir ders yapıyor musunuz? Efendim? Bu teklifinizi diye bir davranı öner misiniz? Önerimiz size önermeyin. Ben de hep önermem. Evet. Ama bazılarının kitabı var bize. Kitabımız yok. Kitabı olanlar da zaten böyle yapıyorlardır. Bir de bizim plan takip asistanlarımız var. Onlar yazacak, biz bakacağız sadece. İdari dava türlerinden şimdi bahsedeyim. Ondan sonra ikinci derste size bütün davanın senecanını anlatacağım, işleyişini anlatacağım. Yani bütün anlatacağım, bütün sene anlatılacağı ikinci derste anlatacağım. Sonra da o bütünü parça parça işlemeye çalışacağız. Ve inşallah yarın dönemde bitireceğiz. Sonraki dönemde sadece uygulama yapacağız. Dilekçe yazmayı öğreteceğiz. Mahkeme kararlarını çekeceğiz. Şu anda iki tane dava türümüz var. İdari yargıda. İptal davası ve tam yargı davası. Tam yargı davası Fransızcadan çevrilmiş. Çok o yüzden bir şey anlatmıyor. Plan jurisdiksiyon diye bir kavramdan çevrilmiş. Tam yargı davası esasında şunu kastediyor. İptal davası olmayan her şey. Yani o medeni hukukta nasıl muarazanın meni diye bir şey var. İçine her şeyi sokuyorlar adeta. Bu da iptal yargının muarazanın meni. İşlemin iptal dışında her şey tam yargı. Yanlış algılamış. %99,9 tazminat şeklinde olduğu için tam yargı davası yerine bazen tazminat davası da deniliyor. Olsun %0,01'in de hakkını korumak lazım. Henüz konuşmazlıklar çıkıyor olmasa bile tam yargı davası tazminatı aşan bir boyutu var. Bir diğer bir şey var. Mesela sergilemek üzere resmini alıyorlar. Bir sergi için mesela Şekir Ahmet Paşa'nın özel koleksiyonundan resmini alıyor. Sonra idare geri vermiyor. Nasıl bir sergiyle isteyeceksiniz? İptal davası da isteyecek bir şey değil. Tazminat açsanız zaten siz resmi istiyorsunuz, parasını istemiyorsunuz ki. Dolayısıyla aynen iadeyi sağlayacak şey tam yargı davası olacak. Veya bir başka şey, size işte diyelim ki diploma verilmesini istiyorsunuz, diploma verilmiyor veya başka talepler gündeme gelebilir, aynen ifa istediğiniz hususlar gündeme gelebilir. Tam yargı davası, bunun da içeren teorik bir kısmı var. Uygulamada sadece tazminat olarak gözükse bile. İptal davası ise bir idari işleri hukuk aleminden kaldırmaya yönelik bir dava. İdari işlemle ilgili bir dava. Tam yargı davası da idari eylem, idari işlem ikisi de yer alır. Böyle bir korelasyon yapmamız lazım. İdari işleme karşı neler, hangi davalar açılır, idari eyleme karşı hangi davalar açılır, sözleşmelere karşı hangi davalar açılır. Ders kabaca bundan bahsedip ayrıntıya gireceğiz. Tamamen devam ediyoruz. İptal davası, tam yargı davasından bahsedelim. İptal davası bir yani işlemin hukuk kaydından kaldırılması için açılan dava. Örneklerini göreceksiniz. Anlatacağız. Bir idari işlem nedir? Hukuk kaydından kaldırılması demiş. Mesela bir inşaat kursatına, yapımcısına bazılarınızı kestiğiniz düşünüyorsunuz. İptal talebini bulacaksınız. İptal edilirse inşaat yapılamayacak. Veya işte bir ruhsatı istediniz. Ehliyet istediniz. Otomobil sürüş ruhsatı. Başarısız olduğuna dair işlem yapıldı. Hukuk aykırı olduğunu düşünüyorsunuz. Onu iptal edilebileceksiniz.
pasaport talep ettiniz, belki borcunuz vardır diye pasaport verilmedi, halbuki mahkeme kararı almadan belki borcu olsa bile pasaport verilmez, edilemez diye değişiklik olduğunu biliyorsunuz, düşünüyorsunuz. İdare davası açacaksınız, kazanırsanız pasaport alabileceksiniz. Dolayısıyla iptal işlemi, menfaatinizin iptal şekilde yapılması veya menfaatinizin gerektirdiği bir işlemin yapılmamasına karşı iptal davası açarak hüküm sayesinde o işleme ulaşmak veya menfaatinizin iptal eden işlemi hukuk kaybeden kaldırmak. Verilmeyen pasaportu almak veya yanlış verilen yapı ruhsatını iptal ettirmek. Dolayısıyla iptal işlemi olumlu veya olumsuz idari işlemleri hukuk aleminden kaldırmak için gündeme gelen bir şey. Ama ruhsatı pasaportu veren mahkeme değil. Verilmeme işlemini iptal ettiği zaman idare başka bir gerekçe yoksa verilme işlemini tesis edecek. Dolayısıyla idare yerine geçerek bir işlem yapmak değil, idarenin yaptığı bir işlemin hukuka aykırılığını tespit etmek. Hukuka aykırılığını tespit ettiğinde ikinci bir ihtimal varsa o ikinci ihtimalle uygulayacak. Ama dört ihtimalden birisi de hukuka aykırı bulmuşsa diğer üç ihtimal hala söz konusu olabilir. Dolayısıyla idarenin ne yapacağını belirlemekten çok yaptığının hukuka uygun olup olmadığını değerlendiriyor. Hukuka aykırı karar vermişse de idare bu hukuka aykırılığı gidermek için ne işler yapacağını değerlendiriyor, bir karar veriyor. O da hukuka aykırıysa yine dava açabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir etkililik problemi de var. Yani netleştirirsek iptal davası idare yerine geçerek bir karar veren hüküm tesis etmiyor. İdarenin tesis ettiği işlemin hukuk uygun olup olmadığına bakıyor. Tam yargı davası ise bunun dışında kalan her şey. Sadece bir tazminat davası değil. İdareden bir şeyin aynen iadesini talep ediyorsanız, yapılması gereken bir işin yapılması konusunda hukuki bir zorlama elde etmek istiyorsanız, siz için manevi önemi olan bir ödülün, bir hususun, belgenin verilmesini talep ediyorsanız, bunlar çeşitli iptal davası formları için açılabileceği gibi tam yargı davası formunda da açılabilir. Tam yargı davasının özelliği, iptal davasında konu olamayan şeyleri de içermesi. Bunlar başında da idari eylemler geliyor. İdari eylem, hükmünde bir işlem olmayan idari tutum ve davranış. Mesela idare en fazla rastlanan şu, çok da acı örnekleri var. İdare bir çukur kazıyor, etrafında yeterli önlemleri almıyor. O çukura düşüp ölenler, yaralananlar oluyor. Burada artık hukuk aleminden kaldıracak idarenin bir işlevi yok. Ama zarar vermeye yol açan bir ihmali var idarede. Bunun tazminata mahkum olması, bunun tazminatı gerektirmesi de idare eylemler değil. Böyle birkaç senedir hep bu konuyu anlatırken aklıma bir sahne geliyor. Bunu hayalimde canlandırıyorum, gazetede okuduğum sahneyi. Yani eski öğrenciler için belki üçüncü baskı. Fakat dehşete düşüren bir şey veya her zaman herkese aynı şeyler dehşete düşürmüyor. Bu beni dehşete düşürüyor. Bahçeli evlerde 5 yaşındaki bir kızın elinden tutmuş yürürken annesi, kız üzeri açılmış ve üzerine karton konulmuş çukura, kanalizasyon çukuruna düşüyor ve cesedi 2 kilometre öteden çıkıyor. Yani dehşetli bir şey. Çukurun üstünü örtmeseydi bile, yani karton koymasaydı bile daha az kötü olurdu. İnsan hiç olmazsa şeyi görürdü. Burada görme özürlü olanlar olabilir, dalgın olanlar olabilir, başka şeyleri düşünüyor olanlar olabilir. Oraya öyle fiziki engeller koyması gerekirdi ki, sadece bir ince ter çekmesi değil, fiziki engeller, insanın görmese bile takılacağı, oraya düşmeyeceği şeyler. Bu şeyler için de tam yargı davası gündeme geliyor, idarenin sorumluluğu. Ve bu esasında hukuk devleti olmaya önemli bir katkı. Çünkü burada tazminata mahkum olan idare, işte kusurlu olan bir memuruna hücre etmek zorunda. Dolayısıyla aynı zamanda idareye bir şefkat tokadı atabilmek için bu davranır. Bu konularda dikkatli davranmak, başın yanar, perişan olursun. Bütün mesleki kariyerin biter, memuriyetin biter şeyini verebilmek için. Ama her zaman çok iyi çalışmıyor. İşte ne bileyim, şeyleri ruhsat almamış tehlikeli iş yerine çalıştıranların, mesela Zeytinburnu'nda bu bayağı tartışıldı, patladı, 30 küsur kişi öldü, orada bir felaket etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını yalnız çok geliştirdi. Mesela mayınlı araziye geçen
ve patlama sonucunda ölen bir çocuğa ilişkin davada bayılma arazisi işareti koyması, tel örgü örmesi bile yeterli görünmedi. Ufak bir çocuğun arasından geçemeyeceği kadar sık engeller oluşturmadığı için sorumluluğuna gitti. Yani normal olarak baktığınızda hukuk bakımından incelmemiş bir vicdan diyebilir ki ya daha ne yapsın? Bayılma arazi demiş, tel örgü çekmiş, işte işaret levhaları koymuş, dikkat ölüm tehlikesi demiş. Ama kararı okuduğunuzda ve hukuk mantığınızı geliştiriyorsunuz ki ya bu çocuk okuma yazma bilmeyen çocuk olabilir. Sonuçta çocuk bunun geçebilmesine engel olacak bir şey lazım. Tamam kendisi geçti ama bu kendisi geçmekle sorumluluktan kurtulacağınız bir şey değil ki. Dolayısıyla tam yargı davaları da idarede kamu hizmetlerini sunarken, faaliyetlerini yerine getirirken yapması gereken faaliyetleri gösteriyor. Bakın şeyde mesela arabalarda sadece bir ölümlü olay dolayısıyla arabaların camlarının açılıp kapanması sistemi Avrupa Birliği standartlarında değişti. Sadece sürücü koltuğunun bulunduğu yerdeki cam bir basınçla otomatik düğmeye bastığınızda sonuna kadar iniyor veya sonuna kadar kapanıyor. Diğerlerinde camı kapatan düğmeye sürekli elinizde tutmadığınız takdirde cam kapanmıyor. Niçin? Çünkü bir ufak çocuk camdan bakarken o düğmeye değmiş ve cam kapanmış boğularak ölmesine yol açmış. Artık bütün arabaların standartları öyle. Hem şoför koltuğunun yanında hem arka koltuklarda bir basınçla cam kapanmıyor. Sadece şoför koltuğu dediğim için o da şoför koltuğu para verir alır, otomatik geçiş, işe geçişinde öyle kullanır diye. Yani esasında tam yargı davası nelerde öyle. Bir tane örnek, böyle ekstrem bir örnek de olsa, her zaman gerçekleşmeyecek bir örnek de olsa, dehşetli bir tazminat gelince ve o işin başındakine de tazminat rücu edince artık bütün standartları değiştiriyor. Yap kardeşim ne kadar masraflı oluyorsa olsun yap, bütün arabalar böyle olacak. Böyle yapmadığın takdirde ben idare olarak arabanın piyasaya çıkmasına izin vermeyeceğim. Cam standartı bu. Böyle bir örnek var. Dolayısıyla bu idari davaları kişilerin üzüntülerini, zararlarını giderebilmesinden daha önemli zincirleme etkileri var. İdarenin hassasiyet göstermesini sağlayan, hizmet standartlarını arttıran, hareketliliği sağlayan da sürekli olarak ortaya çıkan ihlaller nedeniyle, ortaya çıkan istenmeyen durumlar nedeniyle, ortaya çıkan beklenmeyen durumlar nedeniyle yeniden konuya bakmak ve standartları belirlemek. Sürekli sabitlememek, standartları sürekli geliştirmek. Yorum davası diye bir dava bir zamanlar varmış. Şimdi yorum davası yok. Yorumu zaten yargı kararı çerçevesinde mahkeme yapıyor. Tam yargı davası çerçevesinde de yapıyor. İktidar davası çerçevesinde de yapıyor. Ama sadece yorum yok. Fransa'da şimdi ilginç bir şey var. Davaların daha kısa sürmesi için mahkeme zor bir problemle karşılaştığı zaman davayı durduruyor, konseyde teyze görüş soruyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye. Esasında hem doğal yargıca hem şeye aykırı, yani mahkemenin bağımsızlığına, sonuçta sen kararını vereceksin. Konseyde teyze iptal edecek veya olmayacak. Fakat oradaki mantığı şöyle kuruyor. Burada dava sonuçta bozulsa ve onlansa bile davanın uzamasında da türlü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tazminata mahkum oluyor. Mahkum yargılama süresi geçtiği için. Dolayısıyla başta sonunda ne olacağını ben bir öğreneyim. Ona göre yine kendim karar vereceğim. Onun görüşünü aldıktan sonra konseyde tanı görüşüne belki yine uymayacağım. Ama problem ne? O görüş bana mahkum geliyorsa hemen hükmü vereceğim. O da hızlıca olmayacak. Bu uyuşmazlık bitecek. Böylelikle dava uzun sürmeyecek. Bir yorum davası değil ama mahkemeler arasında bir görüş sorma kanalı açmak. Bizde de gelebilir, dikkat ederseniz hep bir arayış var. Yani işi kasmak yerine, olmaz bu işin kesin böyle demek yerine hep ortaya çıkan problemlere göre bir yol aramak. Problem ne? Dava uzun sürüyor. Fransa ilk bu konuda mahkum olan Fransa sonra bizde de gerçekleşti. AIDS'li bir kan vermişler hastaya. AIDS'li kanı verince hastada AIDS olmuş. Dava açmış. Dava 5 ay sürmüş. Bu kadar sürdü diye mahkum yargılama süresini aştığı iddiasında bulunmuş. Şey diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yani davanın uzunluğunun izafi olarak ele almak lazım. Bu kandan ötürü hastalanmış
davacının muhtemel ömür beklentisi dikkate alınırsa 5 ay uzundur diyor. Adam ölüp gittikten sonra tazminatı hükmetmişsin, bir şeyi yok. Dolayısıyla hızlı karar verdi onlar. Yani 5 ay her zaman bir ihlal değil. 7 aydan sonra ihlal olur, şu kadardan sonra ihlal olur ama talep edenin durumuna da baktığında böyle. Ve böyle kararlar çıktıkça bir çare arıyor sistem, eğer üzerinde ölü toprağı sevilmemişse. Bir çare bulmak lazım. Bu da güzel bir hareket, yenilik getirici hareketler katı. İşte çareyi mesela Fransa böyle bir çare bulmuş. Yakında bizde de çıkar. Bizde mesela ivedi yargılama usulüyle bir çare bulmaya çalıştı. Ama orada da dava türleri bakımından tartışılabilir. Başka azaltıcı noktalar gündeme gelmeye çalışıyor. Sulh getirilmeye çalışıyor. 679 sayılı bir kanunla kararname çıktı. Önce uzlaşmaya davet ediyor idare olarak. Beraber uzlaşmıyor. Senden bir tazminat isteyecek kimsenin önce uzlaşma istemesi lazım seninle. Otur. Ondan uzlaşırsan hiç mahkemeye bile gitmeyeceği için, tazminatla uzlaşacağın için bir problem kalmayacak diyor. Ama bir problem, hala bir problem. Şimdi mezun olmadı ama bu sınıfta mı bilmiyorum. Bir öğrencimizin öyle kardeşinin başına bir felaket geldi. Tren yolunda okula giderken, tren yolunda yürürken tren parçalanmış, çarpık parçalanmış. Kulağında şey varmış, müzik dinlediği için kulaklık varmış, trenin geldiğini duymamış çalmasına rağmen. İşte bir sürü problem, bir yandan intihar kendisini savunmak için, diğer taraftan tren yoluna giriş çıkışı gerekli tedbiri almayan var, diğer taraftan okul yolu için işte alt geçit yapmayan idare var, işte onun müzik dinlemek suretiyle müterafik usul var, bir sürü çetrefik bir şey. Zaten 2,5-3 yıldır devam ediyor. Dolayısıyla bu tip davalar insanın psikolojisini de bozar. Yani davanın da bir an önce bitmesi lazım. Aleyhte de olsa. Sürekli o davayı düşünüyor olmamak için, maruz kalanlar için. Bunu uzlaşıp bitirseydi idare, yani gerçekten araştırdım. Sadece kendisini korumakla ilgili bir değil ki, belki çocuğun da yani muhtemelen hiç intihar iradesi yok, şeyi yok. Ufak orada okulun çocuğu. Her zaman gidip geldiği yer. Anlaşsa, belli bir tazminatlar hükmetse, sonra o tazminat bakımından başka idarelere, görevli idarelere dönse, hem orada genel olarak o yolu kullananlar bakımından alternatif, daha emniyetli yollar çıkar, hem ailenin üzüntüsünü keser, hem de yargılama masrafına gerek kalmadan, mahkemeyle meşgul etmeden belli bir bedel üzerinde anlaşılır. O bedel verilerek iş hallolur, biter. Orada bir bedelden ziyade adeta bir kusuru kabul etmek. Yani sadece ödene kusur yüklememekle ilgili esasında manevi bir şey de var. Birçok dava açan para için açmıyor. Sadece bu noktadaki kusuru tevarüz ettirmek için açıyor. Dolayısıyla bu konuda idare yavaş yavaş gelişecek. Bunu hızlandıracak şey hakkını savunanlar olacaktır. Bursa'da böyle bir beyefendi var. Emekli bir memur. Kendisini sosyal hizmetler görevlisi olarak sayıyor, yaşlıca biri. Hakimler de o geldiği zaman kaçıyor, kaçıyorlar. Hakimleri ziyaret ediyor, konuşuyor. Biraz fazla da konuşuyor ama o da haklıdır. Her şeye dava açıyor. Her gördüğü ayrı. Ama her gördüğü ayrı. O yüzden onu hastaneye bile sevk etmeyi düşünmüşler, akıl sağlığı yerinde. Çünkü hakkını bu kadar arayana fazla rastlamamışlar. Gerçekten biraz yani üst sınırın üstünde bir hak arama olabilir ama sonuçta hak arıyor. O, bu davayı açan o değil ama böyle bir şey olsa o da açabilir. Başkasının kararını okudum. Çukurda araba hızlı geçmiş, çukurdaki çamuru, çukur çamuru elbisesini kirletmiş, kuru temizleme parasını istiyor. Şimdi bir baktığımızda, yani bak bir şey, Ayşe Bekir 600 lira eşinden posta ve harcatılacak, kaybederse 600 lira karşı tarafa avukatlık ücreti verecek, kuru temizleme parası belki 30-40 lira şeyine göre 1200 lira riske atıyor ama bence yani saygı duyulması gereken bir mücadele yapıyor. Niye saygı duyulması gereken? Çünkü idare çukurları kapatmak zorunda. Yani orada dolaşması lazım. Bu mesela diyelim ki bugün üniversitede bir sürü böyle çukur var, gezmesi gereken yer var. Gezmeyince idare onları görmüyor. İktisatın kütüphanesinin önünde garip mesela mukavvadan bir şey yapmışlar fazla sıkıntı şeyde olduğu için. Yani oraya basan düşen olabilir.
siz böyle tuhaf geliyor ama mesela o demirli kısımlar şimdi örtüldü. Demirli kısma basıp düşüp beynini kırıp sakat kalanlar. Davacı, öğrencilerden. Dolayısıyla bir sürü problem var. Yukarıdan taş düşme ihtimali vardır, restorasyon o yüzden edilen müdahalenin bu konulardaki hassasiyetini sağlamak esasında böyle davalara bağlı. Mesela hakimler de bunlara deli muamelesi yapmasa ve dikkatle incelese, gerekçeli kararlar verse, çünkü buradaki para mesele para değil, sembolik bir şey. Ve belediye başkanı da rücu edilse, çukurları görüp zamanında kapatmanın için. Belki bir çukura düşüp ölecek kimsenin hayatı kurtulur. Basit bir örnek veriyorum. Sadece çamur sıçramasından başlar, sonra da hayat kurtaracak bir hassasiyet edilir. Dolayısıyla bu biraz hassasiyet meselesi. Şu anda bununla dolandırdım. Eyvallah, kadar yasaklandı, Osmanlı durumun hem de emisyon ölçümü. Avrupa'da yer aldı. Bu bir hareket yok. Bu delikleme değil mi derdiye? Bilmiyoruz, belki var. Yani olması çok muhtemel. Yani şu anda ortaya çıkan bir şey yok ama bakıp şey yapmak lazım, değerlendirmek lazım. Bu biraz da mevzuatla ilgili alanların mevzuatla ilişkin. Daha açık bir şey var. Mesela gündeme gelecek. Konya'da Mercedes'in bir otobüsü yandı. 20 küsur kişi yanarak öldü galiba. Oradaki davada tam ortaya çıkmadığı deniliyor. Mercedes'in otobüs imalatında fren hatası da Ankara'daki işte 12 kişinin öldüğü otobüs faciası da ondan oldu diye şimdi mesela dünyanın büyük şirketlerinden birisi olmasına rağmen Mercedes şeyde belki de hatası varsa batıracak, onu batıracak derecede tazminatı gelebileceği bir uyuşmazlık oldu. O zaman niçin Konya'daki problemden sonra doğru tespit edilmedi diye belki yargı mensuplarının da sorumluluğu yoluna gidilecek bir şey olacak. Yani artık sorumluluğu meselesi o kadar gelişti ki yargı mensuplarının da sorumluluğu tartışılmaya başladı. Yeterli incelemeyi yapmıyorsa, yeterli hassasiyeti göstermiyorsa, savcılık yerine baştan savcılık yapıyorsa bunun yaptırma olması gerekir diye bir yandan da görevini yaparken çekilmesine yol açmayacak bir konum olsun diye bir denge arayışıdır. İşte bütün kamu problemi böyle denge arayışıdır. Denge arayışı olduğu için de hukuk kilitten uzaklaşma riski çok fazla. Bu sadece bir kanun uygunluğu problemi değil. Bir dengenin sağlanması problemi. O denge sadece hukukla ilgili olmadığı için de o denge arayışını kanunla, hukukla açıklamak her zaman çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla iki dava türümüz var. İptal davası, tam yargı davası. Size biz bu davalar çerçevesinde anlatmayacağız. Bazı kitaplar davalar çerçevesinde anlatıyor. Müesseseler çerçevesinde anlatacağız. Anlatırken de alt başlık olarak iptal davasında şöyle, tam yargı davasında böyle yapacağız. Yani anlatırken kimler dava açabilir diye bir başlıkta başlayacağız. İptal davalarını kimler açabilir, tam yargı davalarını kimler açabilir diye altında başlayacağız. Dolayısıyla iptal davasında başlayıp sonuna kadar gitmek, tam yargı davasında başlayıp sonuna kadar gitmek değil. Müesseseleri esas olarak başlayacağız. Önce bu davaların hangi hukuki muamelelerden kaynaklandığını anlatalım. Şimdi müsaadenizle ders sonuna kadar idare hukuku bilgilerinizi hatırlatacağız. Yargı kararı örnekleri gösterelim. Bir kere idari işlemlerden kaynaklanan davalardır. İdari işlemlerden hep iptal davası kaynaklanır, hep tam yargı davası kaynaklanır. Yani bir idari işlemin mukayyetinden kaldırılması gereken yönü de var. Bir idari işlemi kişiye zarar veren, kişisel haklarını ihlal eden boyutu da olabilir. Dolayısıyla idari işlemden ötürü hem iptal davası hem tam yargı davası kaynaklanabilir. İdari eyleme geçelim. İdari eylem anlaşılması çok zor bir hukuki muameledir. Size biraz idari muameleyi bahsettik, idari işlemi geriye bırakıyorum. İdari eylem, garip bir biçimde idari hukukunda eylemsizlik şeklinde görülen eylemdir. Çelişki orada. İdari eylem dediğimiz şey esasında idarenin yapması gerekeni yapmamasıdır. Nedir idari eylem? Çukur kazmak değil, çukurun etrafında tedbir almamak. Yani burada idari eylemden kaynaklanan tam yargı davası niçin kaynaklanıyor? Çukurun etrafında tedbir almaması yoksa. Kazılması her zaman gereklidir. Veya bir başka şey, üst geçitten düşmüş, kalçasını kırıp uzun müddet yatmış, kaymaya engel olucu tuz dökmediği için. Yani yapması gerekeni yapmamak. Birçok durumda böyle çıkıyor.
veya mühendis havaalanına yetişirken, yağmurlu bir günde yetişmeye çalışırken arabası bozulmuş, bakmak için çıktığında yağmur suyu aksın diye önün üstündeki devreleri alınmış, mazgal alındığı için çukura şeye düşmüş, yağmur atık suyu çukuruna düşmüş, ölmüş bir eylemsizlik nedeniyle. Veya doktor tedavilerinde yanlış tedavi nedeniyle. Yani buradaki eylem, yani bu konuda çoğu zaman yapması gerekeni yapmamak şeklinde bir şey. Ama ismi eylem. Dolayısıyla sözlük anlamı tam olaya güvenli durmuyor. Teknik anlamı sözlük anlamını aşar bir kapsam. Fiili yapılan şeyler bakımından da işlerin icrasıyla farkı var. Mesela bir dükkana kapatma işlemi tesis ettikten sonra zaten marifetiyle gidip mühürlediğiniz zaman o mühürleme eylem olmuyor. Niye? Çünkü onu gerektiren bir işlem var. O işlemin icrası. İşlem sürecine giriyor. Ama hiç karar olmadan dükkanı kapatıyorsanız, mühürlüyorsanız o zaman idari eylem oluyor. Dolayısıyla aktif olarak yapılan işlerde bir işin idari eylem sayılabilmesi için kökeninde onu gerektiren bir işlem olmaması lazım. Kökeninde o hareketi gerektiren bir işlem varsa buna idari eylem denmiyor, işlemin icrası deniliyor. İkinci sınıf derslerinden hatırlayın. Anlatmışımdır bunları, hatırlıyor musunuz? Öyle bakıyorsunuz ki hiç gözünüzü bile kırpmadan ne biliyorum ne bilmiyorum dememeyi başarıyorsunuz. Eylem öyleyse kökeninde işlem bulmayan icraî faaliyet veya idarenin mevzuat çerçevesinde yapması gerekirken yapmadığı bir iş. Maddi alemdeki yansımalarıyla ilgili olarak gündeme gelen bir husus. Bir de idari sözleşmeler var. Bu idari sözleşmelerden de dava kaynaklanıyor. İdari yargılama usulünün kanunun ikinci maddesini okursanız o ikinci maddede bunları sayıyor. Şöyle bir problem var. A bendinde işlem meselesini sayıyor. B bendinde tam yargı davasını sayıyor. C bendinde de idari sözleşmeden kaynaklanan davalar diyor. Yani idari sözleşmeden kaynaklanan davalar deyince aynı bir idari sözleşme davası mı var? Yoksa idari sözleşmeden kaynaklanan iptal veya tam yargı davalarının meselesini açıklamıyor. Bakın nasıl demiş. İdari işlemler hakkında o yetki vesaireyle ilgilenen usullar, menfaati ihlal edenler tarafından açılan iptal davaları ve idari eylemle işlemlerden dolayı hakları muhtemel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları. Adeta bakın bir ders kitabı gibi açıklıyor. Neye karşı hangi dava açar? C. Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerin daha konuşmazlıkları hariç. Yani tahkime imkan verdiğini göstermek için bunu söylüyor. Kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü iddiai sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan konuşmazlıkla ilişkin davalar. Bakın ne iptal davası ne tam yargı davası gibi burada bir davaya isim vermemiş. Açılan sözleşme davaları demiyor dikkat ederseniz. Açılan davalar. Dolayısıyla genel kabul şöyle. Bu açılan davalar tipine göre bazen iptal davası, bazen tam yargı davası diye bakılıyor. Dolayısıyla bu sözleşmeden kaynaklanan davalarda böyle deniliyor. Esasında sözleşme davası diye bir bahsedilebilecek bir dava türü olduğu söylenebilir. Niçin? Çünkü kafanızı karıştırıp hemen kapatayım. Çünkü idari sözleşmelerden dolayı idari yargıda görülebilecek tek ihtimal olan idari sözleşme davası denilebilecek ayrı bir dava olduğunu doktrin yakında değerlendirecektir diye düşünüyorum. Ama şu anda genel kabul gören şey ayrı bir sözleşme davası yok. Duruma göre iptal davası veya tam yargı davasıdır. Bu şekilde bakıyorum. Dolayısıyla davaları da anlattık size. Şimdi gelelim işleyiş nasıl? Bir idari davanın işleyişi nasıl? Bu adli yargıdan çok farklı. O yüzden kabaca bahsetmem lazım size. Şöyle idari davada karşılıklı duruşma yok. Sürekli duruşmalar halinde devam eden bir süreç yok. İdari yargı dosya üzerinden giden bir yargı. Şöyle oluyor. Mahkeme görevine ilgili mahkemeyi bildiriyorsunuz. Siz mesela üniversiteye karşı dava açacaksınız. Diyelim ki bir kişiye karşı. Üniversiteye karşı dava açacağınız için karşı tarafta bir davalı var. Siz
siz de bir davacısınız. İki üsta dilekçe veriyorsunuz. Dava dilekçesini idare ediyorsunuz. Dava açma süresi için. O bir üstasını kendisini bir dosyaya koyuyor. İkinci üstayı davalıya veriyor. Davalı iki kişi olsaydı üç üsta vermemiz gerekiyor. Davalı konuyu değerlendiriyor. Cevap süresi içinde iki üsta dilekçesini mahkemeye veriyor. Mahkeme onun savunmasını bir üstasını dosyaya koyuyor. Bir üstasını karşı tarafa tebliğ ediyor. Böyle de ne oldu? Bir dava dilekçesi. İkinci aşamada da bir savunma. Sonra siz savunmaya karşı tekrar bir cevap veriyorsunuz. İki üsta. Mahkeme birisini dosyaya koyuyor, birisini karşıya gönderiyor. Sonra karşı tarafta ikinci savunmasını veriyor. Dava dilekçesi, cevap, cevaba cevap, cevaba cevaba cevap. Dedik düplik diye de kısaltıyorlar. Dolayısıyla ikişer dilekçe veriyor. Bu ikişer dilekçe ile karşı taraflar birbirlerinin iddialarını, savunmalarını çürütmeye çalışıyorlar. Derli yargıda davanın genişletilmesi yasağı sadece dava konusu işlemle ilgili. Yoksa gerekçelerde davanın genişletilmesi yasağı yok. Siz hatta strateji olarak da bazı şeyleri sona saklıyorsunuz. Mesela bunu size tavsiye etmek doğru bir şey ama mahkemenin bir kanaat edinceye kadar dava dilekçesinde yazdığınız gerekçelerde idarenin özellikle belli bir savunma yapmasını sağlamak ve karşı tepkileriniz olduğu bir alanda suskun kalabilirsiniz. İdare o yönden savunma yaptığı zaman siz ikinci dilekçenizde tepkileriyle idarenin savunmasını çürütebilirsiniz. Başta belirlerinizi gösterseniz belki idare o savunmayı yapmaz. Ve dolayısıyla siz de iyi bir strateji uygulayabilirsiniz. Öyleyse bu adeta bir aynı zamanda stratejik bir mücadele. Deliller, savunmalar, gerekçeler sunabilir. İlginç bir şey daha var. Mahkemenin de resmen araştırma yetkisi var. Sizin hiç iddia etmediğiniz, idare değil savunmadığı şeyleri idare mahkemede kendisi kullanabilir, kullanır. Yani idare kendisini savunmadığı bir gerekçeyle mahkeme idarenin ya işlemi hukuka uygun olabilir. Sizin iddia etmediğiniz bir gerekçeyle de işlemi iptal edebilir. Yani tıpkı ceza davasında olduğu gibi sizin sunduklarınızla da bağlı değil. Bu aşamada gerekli görürse keşif ve bilirkişi incelemesi yapılıyor. Ondan sonra duruşma belli varsa veya mahkeme gerekli görürse davanın son aşamasında bir duruşma yapıyor ve kanuna göre de duruşmada ek araştırma gerektiren bir yeri ortaya çıkmazsa 15 gün içinde karar veriyor. Yani duruşma son aşamada gündeme gelen tek mahkeme önündeki cereyan eden usul. Halbuki biliyorsunuz adli yargı celseler halinde devam ediyor. Karşılıklı duruşuyorlar. Ve bir şey yapıyorlar. Dilekçeni tekrar diyor, dilekçeni tekrar diyor. Burada hiç karşılıklı duruşma yok. Kendinden gidiyor böyle. Bu aşamadan sonra da ilk derece yargılaması bitiyor. Burada geciktiren şeyler ne oluyor? Bir kere 60 gün içinde dava açma meselesi var. 30 gün içinde idarenin cevabı var ki 30 gün eksikler alıyor. Siz de 30 gün de cevap vereceksiniz. O da 30 günde cevap verecek. 60 ve 3'ten 30. 90 artı 150 oldu. Arada bu 4 aşamada 10 ila 20 gün arasında da postada geçen süre var. Çünkü dilekçeler postayla geliyor. Onları da sayarsanız 200 gün kadar oluyor. Arada bir de keşif filan olursa keşif için de bir ay önceden gün veriliyor. Tebligatlarına dikkat alarak 40 gün yapıyor. 240 gün veriyor. Duruşma için 30 gün önceden tebligata çıkartması lazım duruşma gününü. 30 onu da sayarsanız 270 veriyor. Ayrıca esas sürede şurada geçiyor. Bozca tekemin ettikten sonra bir sıraya geliyor. Bazen 5 ay kadar da hiçbir şey yapmadan tekemin etmiş olan dosya sırasını bekliyor. Bir sıra var çünkü tekemmül etmiş dosyalar sırası. Sadece o dosyayı şey yapmak için. 245-180'i de üzerine eklerseniz 340-420 bir seneyi aştı zaten. Ondan sonra da bir karara gidiyor. Kararı verdikten sonra da kararın yazılımı ortalama 3 ay kadar sürüyor. Yani karar verdiği zaman da siz karardan haberdar olup yapamıyorsunuz. 3 ay kadar da kararın gerekçesinin yazılımı ve yazın okunması denilen bir usul var. 3 ayda onu katarsanız yani 1,5 sene, 2 seneye kadar gidiyor.
Bu da önemli bir süre. İşte o yüzden bazı davalar bakımından gibi yargılama geldi. Biz şimdi bütün sene, yani bütün uğraşacağımız şey prosedürün müesseselerine bakmak. Bu arada nasıl meseleler? Kime dava açacağız? Hangi mahkemeye bakacak? Görev ve yetki. Kimler dava açabilir? Taraflar meselesi. Tek başına dava açacak, birlikte dava açılacak şeyler. Bir işleme karşı birden çok işleme karşı açılacak davalar. Dava veya davacı yanında müdahil, yürütmenin durdurulması, bağlantılı dava, bunlara ilişkin müesseseler, keşifte bilir kişi, kararda bulunması gereken hususlar, dava devam ederken tarafların değişmesi, böyle bir sürü yargılama usulüne bakacağız. Bu usulü parçalayacağız. Bu usulün ilişkin kavramların altını dolduracağız. Teorik esasları. Sonra, buradan sonra kanun yolları kısmı var. Kanun yollarında itiraz, temyiz, şimdi yeni getiren istinaf, onları anlatacağız. Ondan sonra vakit ayırıp idari yargılarına getiren alternatif çözüm yollarına değineceğiz. Ondan sonra da alabildiğine kadar yargı kararı. Dolayısıyla diyeceğimiz süreç bu. Dosya üzerinden giden bir şey daha var. Kitaplarda mesela garip bir biçimde idari yargıda özellikler arasında yazılımlık deniliyor. Ben okuyan öğrenci ne demek istendiğini tam anlayabildiğini zannetmiyorum. Herkes de birbirinden bakarak yazılımlık demiş. Sanki adli yargıda yazı yok mu? Yazılı değil mi? Ceza yargılaması yazılı değil mi? Yani ne demek yazılımlık? Yazılımdan kastettiği dosya üzerinden gitmesi. Yani duruşmalar üzerinden gitmemesi. O yüzden mesela bazı insanlar idari yargı hakim olmayı tercih ediyor, bazıları etmiyor. İdari yargı hakim olanlar hep büyük şehirlerde, merkez yerlerde, hiç ilçelerde görev almıyorlar. Onlar için seçiyor. Kimisi kürsü hakimliğini tercih ediyor, adli yargı yapıyor. Burada kürsü hakimliği istisnai bir kere. Bir de gerçeği söylemek gerekirse, gerçi kamera kaydı altında gerçeği söylemek bu duruşmaya idari yargı hakimleri karar vermiş olarak çıkıyor esasında. Dosyaya bakıyorlar. Dosya zaten tekemmül etmiş. Dolayısıyla bir kanaatleri var. Duruşmaya çıkarken bazen duruşmada böyle izlemenizi tavsiye ederim. Duruşma aleyhi. Mesela birisi heyecanla heyecanla anlatıyor. Diğer idarenin avukatı dilekçeyi tekrar ediyor diyor. Hakimler de hiç renk vermeden sanki duvarmış gibi duruyorlar. Yani soru sormuyor, bir şey yapmıyor. Bir şey vermiyor yani böyle diyorsun ama dosya böyle düşüyor. Niye? Çünkü bir karar yani işin mantığı gereği bir karar vermiş oldu 15 gün sonra bitirmesi gerekince. Değiştirecek bir şey var mı diye bakıyor. O yüzden mesela tecrübeli avukatlar bunlara söylemekte fayda var. Dilekçelerini tekrarlamak yerine hakimin konumunu anladığı zaman o konumunu değiştirmek için bir mücadele yapıyor. Bazen tahrik ederek şey yaparak onu konumunu anlamaya çalışıyor. Nasıl anlar mesela? Hakim işte sözünü hiç kesmiyorsa genellikle aleyhine karar verecek demektir. Niye sonradan kızıkacak bir şey bulmuyor. Bunu hissettiğiniz anda yani siz belki aleyhine karar vereceksiniz ama bakın bu delili de var, şu delili de var. Şunu da idare çürütemedi, bunu da idare çürütemedi. Kıvıracağınız kararda bunu da gerekçelendirin. Bunu gerekçelendirmezsiniz. Bu söylediğimizi duydunuz mu? Değerlendirdiniz mi? Anlamayız ya. Damara basmak lazım. Veya size yani bitirin avukat bey, çok uzun sürdü bir vesaire dediği zamanlar ya zaten neyine karar vereceğim, niye uzatıyorsun? Ona göre. Dolayısıyla bütün süreç bu şekilde cereyan ediyor. Bu süreç, süreci anlatacağız. Şimdi bu süreç kapsamında şeye başlayalım. Başlayalım, sonra ne sorsa tekrar ediyoruz. İnceleyeceğimiz şey dava konusu olabilecek hukuki maneler. Beraber açabilirsek şimdi idari yargının şöyle bir problemi var. Her hukuki muameleye karşı iptal davası açılabilir kanaatinde değil. Bunun bazı örneklerini gördüğümüzde bakalım ne diyeceksiniz. Bakalım mesela burada şöyle demiş. Yapı tatil tutanak. Yapı tatil tutanağına karşı dava açılır mı açılmaz mı? Şimdi yapı tatil tutanağı onu size söyleyelim. Bir inşaat yaparken inşaatta ruhsata aykırı hususlar görülürse veya ruhsatsız yaptığınız tespit edilirse geliyor belediye fen memurları krokisini çizip yapı tatil tutanağı tutuyor. Yapı tatil tutanağında
hiçbir etkili şey yok. Yani inşaatın yasaktır, inşaatın yıkın, para cezası diye bir şey yok. Bu inşaatın durumunu tespit ediyor ve durduruyor. Yapı adı üstünde tatil tutanı, yani yapıyı tatil ediyor. Sadece durduruyor. Bu işlem belediye hükümetine sunuluyor. Bu işte hukuki muamele. Belediye hükümetinde bunu değerlendirip ruhsatla karşılaştırıp para cezası veriyor. Veya yıkım kararı veriyor. Yani şey yapıyor. Bu şimdi dava konusu olur mu olmaz mı? Belediye daha para cezası vermeden veya para cezası dışında yapı tatil tutana konu olur mu? Şimdi kitaplarda diyor ki bu bir tespit işlemidir. Sadece tespit ediyor. Burada bir hukuki durumu değiştirmiyor. Yapının ne durumda olduğunu gösteriyor. Buna karşı dava açılamaz diye görüşler var. Bunu tartışmış ve danıştay diyor ki bu hukuki durumu etkilediği için tespit niteliğinde de olsa dava konusu olabilecek bir işlem mi? Burada karar sadece bunun üzerine, yani dava açılabilecek bir işlem mi değil mi? Demek ki böyle bir sorunumuz var davaya başlarken. Her idari muamele teknik olarak idari işlem sayılmadığı için bazılarında dava açılamıyor, bazılarında dava açılıyor. Dolayısıyla neye dava açılıp neye açılmadığına yönelik güncel yargısal içtihatı bilmemiz lazım. Bundan önceki içtihat yapı tatil tutanağına dava açılamaması yönünde. Bu tespit işlemidir midir? Bunun bir para cezası verilirse o işlem dolayısıyla bunda bir sakatlık olup olmadığına bakılır. Bu yapı tatil tutanağı da ilginç bir muameledir. Kroki çizer. Bunu imar hukukunda anlatıyorum ama imar hukukunu seçmeyenler için şimdi söyleyeyim. Çok komik bir gelişme nedeniyle bu ortaya çıkmıştı. Eskiden inşaatları mühürlüyorlardı, kolonları. İple çevirip mühürlüyorlardı. Sonra bazı zeki müteahhitleri mühürlenen kolonların mühürlüğü hiç bozmadan çıkartıp bir kat daha çıkıp üstteki kolona taktıklarını anlatıyorlar. Yani inşaatta birinci katta mühürlüyorlar. Sonra bir geliyorlar ki inşaat 9. katta ama mühürlüyorlar. Hala bunun üzerine mühürlemeden vazgeçtiler. Mühürleme hükmen bir mühürlemedir. Yapı tatil tutanağı düzenlenecek. Üzerinde inşaatın mevcut durumunun krokisi çizilecek. Yani ne durumda olduğuna dair. İşte birinci kat, kolonu şu şekilde kapatılmamış. Yani yapı tatil tutanağı dediğiniz şey bir çizim. Bir de belediye zaafına memurluğun çizim kabiliyetine göre de bir çizim. Bazen Picasso'nun o insan yüzü gibi gayet sade ve güzel. Bazen de Kenan Evren'in resimleri gibi gayet etkileyici. Dolayısıyla yapı tatil tutanağı da esasında bir resim. Ve tebliğ ediliyor, inşaata yapıştırılıyor. Muhtara menüsasında duruyor. Yani baktığınızda işlem denemek de mümkündür. Fakat Danıştay baktı buna ve geciktirici, anlamsız geciktirici bir yönü olduğunu gördü. Yani yapı tatil tutanağı da bunu tuttuğunda bir yanlışlık varsa niye geciktirelim de para cezası veya yıkım karardan sonra bu davayı kabul edelim? Şimdi açılsın, bir an önce dava görülsün. Adeta bakın bunda bir stratejik yaklaşım var. Daha klasik işlemler gibi bir işlem değil ama kişinin hukuki durumunu etkilediği için, nasıl olacağını gösterdiği için, belirlediği için içtihadını değiştirdi ve idari işlem saydı. Yani bunu artık öyle bir idari işlem değildir diye teorik olarak bakmaya gerek yok diye bir hareketli böyle davaların azaltığı bir dönem olsa muhtemelen yapı tatil tutanağı yine dönecek ve bu artık idari işlem değildir. Esas işlem beklenmesi gerekir diyecek. Diğer kararlar için buyurun. Kaçtı bak. Burada dava açılıyor, tek taraflı işlem yapılıyor, yıkım işleniyor, para cezası. Yani orada ilerleme, tek taraflı davanın imkanı olduğu için ilerleme dava açmasına gerek yok. Aykırılığı tek taraflı olarak yaptığına bağlıyor. Burada kişinin idareye karşı dava açması, ne zaman olacağı diye. Yani buradaki aradaki fark o, idare işlem yapıyor, siz dava açıyorsunuz. Dolayısıyla ilerleme işlemi her zaman yapabilir. Aykırılık yönünde her zaman yapabilir. Siz haksız olduğunu düşünüyorsanız dava açıyorsunuz. Çok önemli sınavda çıkabilecek bir şey. Bakmaya daha bulursunuz ama 3 tane karar okuyalım. Bence şu şeyi açalım. Konu mühürleme. O arkadaşların şeyi canlandırdı. Bir savcı kolunu mühürleyerek hastaneye göndermiş birisini. O da itibarım zedelendi diye dava açmış. Bir idare dava konusu olur mu?
anlamına geliyor biliyor musunuz? Bu çok ilginç bir uygulamaydı. İnsan haklarına ayrı diye şimdi kaldırıldı. Mesela trafik muayenesinin kontrolleri sırasında alkol metreyi yüklemek istemiyor. Hastaneye gönderilip kan alınacak, alkol var mı yok mu alışılacak. Fakat adli yargı yerleri fark ettiler ki vatandaşımızın zekası hastaneye başkasının gitmesine yol açıyor. Gerçekten. Başkası gitmesin diye mühürlere vurdukları Türkiye Cumhuriyeti damgasını koluna buluyor. Dedim mühür göstermesi lazım. Bu da insan haklarına aykırı teşkil edeceği bir şeydir herhalde. Savcı öyle yapmış, kolu mühürlemeden ötürü tam yargı davası açılır mı açılmaz. Mahkeme bunu tartışıyor. Bir görüş olarak diyor ki, ya bu ceza yargılaması sırasında savcının yani ceza mahkemesi kapsamında yaptığı bir şeydir. O kapsamda bir tazminat gerektirmediğine bakar. İdari yargının alanını ilgilendirmez diyor. Bir kısımda diyor ki, ya bu savcının yargısal işlemiyle ilgili değil, bu idari bir tutumudur. Hastaneye ise dolayısıyla kolu mühürlemekten ötürü, oradaki davranıştan ötürü bir tazminat istiyorsa, yani beni rezil etti, damgalı, bende gibi ortalarda dolaştım. Sonra günlerce damga çıkmadı, yıkarım çıkmadı. Bu işte insan haklarına aykırıdır, haklarını ihlal etmiştir, tazminat istiyor. Şimdi buna idari yargı bakacak mı, bakmayacak mı diye değerlendiriyor. Ve sonuçta bakacağına karar veriyor. Bakacağına karar veriyor. Bir idari işlem olarak sayıyor. Her zaman böyle yapmıyor. Mesela bir kişinin yerde böyle saymıyor. Bir kişinin işlemine yargısal alanda bakılacak. Bir üçüncü kararı da okuyalım. Şimdi iki karar görmüş şeydesiniz. Bloklar gibi. Sene sonuna kadar 1000 karar görmüş olsanız müthiş olur. Hızlıca karar görme sayınızı arttırıyoruz. Bakın bu da basın açıklaması Tabipler Birliği açmış. Sağlık Bakanlığı Anayasa Mahkemesi sonrasında bir basın açıklaması yapmış. Basın açıklamasında işte tam gün çalışan kamu görevlisi doktorlar muayene açamazlar. Şu tarihe kadar muayene açmış olanlar bitirmektedir, kapatmalıdır diye bir duyuruda bulmuş. Tabipler Birliği de buna karşı dava açmış. Sağlık Bakanlığı diyor ki, ya ben sadece basın açıklaması yaptım, bir muamele yapmadım, bir işlem yok burada, dava konusunda. Bunu tartışıyor, sonuçta Anayasa Mahkemesi kararını yorumlayarak bir hukuki durumu belirlediği ve hukuki durum çerçevesinde yapılacak işlemleri gösterdiği için hukuki duruma etkileyen bir şeydir, bunu idari işlem saymak lazım, bakman lazım. Basın açıklaması da olsa bu bir hukuki durumun yorumudur. Dolayısıyla yorumu uyanlar, uymayanlar için yaptırım uygulaması gündeme gelecektir. Yaptırıma kadar gerek kalmadan bu yorumu hukuka uygun olup olmadığını yargı olarak sen değerlendirecektir. Ayrışık oylar da var. Dolayısıyla ilginç bir yaklaşım. Temel metot ve temel sorunu ortaya koyuyor. Hangi işlemler dava konusu olabilir? Daha teknik bir ifadeyle hangi hukuki muameleler idari işlem sayılıyor? Hangi hukuki muameleler daha idari işlem düzeyinde sayılıyor? Erken açılmış, geç açılmış, bir de erken açılmış meselesi var. Kamulaştırmada kamu yararına ilişkin erken açılmıştır diye reddediyor. Diğer bir şey herhalde. Kamulaştırma işlemi yapılıp başlamış, kamu yararı karar vermiş, taşınmaz belirlenmiş, bedel için dava açılmış. Davacı kamu yararı kararına karşı dava açmış. Mahkeme sonuçta diyor ki, ya kamu yararı kararı kamulaştırma işleminin bir önceki aşaması, hazırlık işlemi, buna karşı dava açamazsın. Kamulaştırma olduktan sonra dava açabilirsin. Erken açılmış bir dava. Davayı reddediyor. Demek ki böyle bir gündem var. Yani idari yargı alanında bir konuyu ele aldığımız zaman davanın açılabileceği bir işlem var mı? Dava konusu olabilecek bir işlem mi, erken açılma problemiyle karşılaşacak bir işlem mi, kişinin hukuki durumunu etkiliyor mu, buna bakmak lazım. Bunun sihirli sözü şu, hukuki durumu etkileyen bir muamele var. Kriter bu. Bunun dışındaki her şey zaman içinde gelişiyor, değişiyor. Hukuki durumu etkilediğini iddia etmeniz lazım. Bu benim hukuki durumumu kesin olarak etkiliyor, belirliyor. Hukuki durum
olmak şu veya bu şekilde. Dikkat edin. Hukuka aykırılık içeriyor mu, içermiyor mu değil. Dava sonucunda hukuka uygun bulunabilir. Buradaki kriter hukuki durumu etkiliyor mu? Belki hukuka aykırılık etkiliyor ama hukuka aykırılık yok. O yargı sınavı sonunda ortaya çıkacak bir şey. Belki hukuka uygun, belki hukuka aykırı. Mesele o değil. Mesele hukuki durumu etkiliyor. Yargının bu konudaki bakış açısı zamanla zemine, uyuşmazlıkların çeşidine, çoğalmasına ve ileriye doğru yapılan projeksiyona bağlı olarak değişiyor. İşte ileriye doğru yaptığı projeksiyonla yapın hakim tutanaklarını dava konusu olabilir hale aldı. Hukuki durumu etkiliyor mesela. Tamam, tespit işlemi. Tamam, yaptırım içermiyor ama daha sonra yaptırım içeren işlemlere kaynaklı teşkil ettiği için tırnak içinde hukuki durumu etkiliyor. Dikkat edin, kararların birçoğunda hukuki durumu etkiliyor tartışmasına çok net girmiyor. Ama bunlara baktıktan sonra çıkartacağımız sonucu ben size söylüyorum. Siz bu sonucun doğru olup olmadığını okuduğunuz kararda tutarlı sağlamasını yapın. Esasında yargı tek baktığı şey hukuki durumu etkiliyor mu? Yargılama usulü bakımından da bunu niçin gerekli görüyor? Gereksiz davalarla gider yargının gündemini şişirmemek için. Ancak hukuki durumu etkileyen şeylere ben bakayım. Fantazi hukuki durumu etkilemeyen hususlar ise yargı alınışında kalsın. Bunu toplum kendi içinde halletsin veya siyaset kendi içinde halletsin diye. Anlayabiliyor.